Hepinize günaydın ablalarım, arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız Allah'a şükür gördüğünüz gibi iyiyim. Maşallah Türk gibiyim. Nazar değmez inşallah. ama dün gece biraz hastaydım. Hafiften böyle, yani grip olacak gibi hissediyorum kendimi ama inşallah olmam. Bu ay, geçen ay biliyorsunuz hastalık ayım gibi bir şeydi yani. Hep hastaydım. Allah'a şükür Ağustos ayı güzel geçti benim için. Ağustos, Eylül'e giriyoruz. Az kaldı yani, daha var da gireceğiz. Girmek üzereyiz. Girince bakalım neler olacak, göreceğiz. şimdi yine oteldeyiz, işteyiz. Allah'tan bugün iki çıkışımız vardı. Bizden az çıkış duymaya alışkın değilsiniz değil mi? Ama yarın 6 tane. Bende 2 tane danamda 8 çıkış. Neyse, yarını yarın düşünelim. Biz bugündeyiz değil mi? Allah'ım yarabbim, şu an misafir odasındayım. Annemin kattayım. Size şunu göstermek istiyorum. Şunun tatlılığına bakaymışsınız. Konuşuyor musun sen kız yoksa? Konuşmuyor musun? Akış. Efendim. Hadi bakalım gayri. Bebeğin gayri. Güzelliği bak gözlerin. Yemek saatimiz geldi. Evet, yemeğe gideceğiz şimdik. Bak, yatırınca gözleri kapanıyor. Kaldırınca gözleri açılıyor. Ama konuşmuyor mu? Normalde bunların bebekleri hep konuşur ya. Bu konuşanlardan değil. Elbisesinin güzelliği. Hadi gidelim bakalım menüde neler var. Şunu da söylemek istiyorum. Yani gelen misafir... Evet, anam da süs yapmış yataklarına. Normalde havluları, bornozları. Evet, çocuklar havlu değil mi? Şöyle. Ne güzel. Süs yapmış. Evet. Normalde ne diyecektim ya? Yani unuttum. Evet, unuttum. Misafirlerin böyle, yani şehir dışından, ne şehri ya, yurt dışından gelen misafirlerin eşyaları bazıları çok çok garip oluyor. Oyuncakları, ne bileyim ya, ilginç, annem de dediği anne, gibi. Heh. Bebeğim arabamı da götür giderken. Geri gelmeyeceğim mi buraya zaten? Geri geleceğim öğlen. Önüne götür. Ben de onu getireyim. Karakollardayım bu gece. Evet, arabamı koydum 18'in önüne. Şimdi yemeğe doğru gidiyorum. Ha? Sen yavaşsın, hadi. Ben de bir yığın bardak koydum ya. Odalarda bir yığın bardak topluyoruz vallahi. Öyle böyle değil. Yemekte ne var acaba? Dün kuru fasulye pilav vardı. Bugün ne var acaba? Nohut mu var? Çok merak ediyorum. Tabii Allah'ım eksikliğini göstermesin de bizim otel daha kış sezonundan çıkamadılar. Şöyle buz gibi bir cacık olur değil mi? Yani böyle şeyler insanı kesiyor, güzel geliyor. Hele hele yaz ayında ve yorulmuşken böyle öyle şeyler arıyorsun. Ama gittiğimde kuru fasulye pilav, nohut pilav falan oldu mu? Yani yanlış anlaşılmasın dediğim de böyle başka şeyler bekliyorum. Zaten et tavuk kesinlikle yemiyorum. Ondan dolayı genellikle aç dönüyorum ben. Evden de bir şey hazırlayıp gelmiyorum. Bazen getiriyordum peynir ekmek de bu sıra getirmiyorum. Şimdi ellerimizde salınladık ya. Evet. Gelince atayım bari. Hadi gidelim bakalım. Kız, ben telefonu unuttum hakimi. Yapacak çok, geri geleceğiz zaten yemekten sonra. Arabanın üstünde kaldı açıkta. Düşemez. Senin sesenindir. Zaten her yere koyuyorum. Zaten gider. Neydi o söz vardı ya. Şey, tam oraya mı gidenindir? Dönerse senindir, dönmezse zaten senin değildir. Her zaman oraya atıyorum. Hadi gidelim bakalım yemekte ne var. Evet canlarım, menümüzde ne varmış? Ben birazcık spagetti aldım. Üzerine de yoğurt döktüm. Mercimek çorbası ve üzüm aldım. Annem de yine spagetti, üzerine ketçap almış. Mercimek çorbası, yoğurt ve dolma biber. Ben almıyorum dolma biber çünkü içinde kıyma falan var. Ondan dolayı sevmiyorum. Evet, şimdilik yemeğimizi afiyetle yiyeceğiz. Canlarım, ben misafirlerimi bitirdim. Daha sonra ekstradan bir çıkış daha çıktı. 2 taneydi, 3 oldu. Buna da şükür. Artık annemi çağırmadan yaptım o. Yani çağırdım, anam gelesiye ben bitirdim. şimdi de şu gördüğünüz baştan aşağı koridorumu süpürmem lazım. Yarın süpüremem çünkü 8 tane çıkış var. Bugünden süpüreceğim. O zaman şu gördüğünüz koridoru ben bir süpürüvereyim gari. Ne yapayım? Kafam dönüyor bu koridorda ama yani bu halılarda kafam dönüyor gerçekten. Sanki üstüme geliyormuş gibi oluyor bir müddetten sonra.
Ama yapacak bir şey yok, mecbur süpüreceğiz. O zaman ben başlıyorum. Canlarım, gülmekten ölüyordum. Koridoru mu süpürdüm bu arada, orada kalmıştık. Ondan sonra işimi bitirdim. Dinlenme saatimiz şimdi saat 3. Anamın yanına geldim. Annem de bir şey anlatıyordu. Dur dedim, sen bunu videoya anlatmalıydın. O kadar komikti ki. Aynı gibi anlat. Ya işte odamın biri daha yeni girdiler. Hiçbir şey yok odada diyor. Ne yapın de? Hiçbir şey yok diyor. Ne yok? Su yok, şampuan yok, sabun yok, o yok, bu yok, sayıyor. Ya hemen gelenler bilmiyor lan. Bir bakın, kontrol edin diye mi odanın içini gezin diye. Her şey dediği de var. Sabun şöyle diyorum. Şöyle yapıyorum eline, sabun öyle geliyor. Şampuan öyle geliyor. Dedim aha, varmış diyor. Elmaklı şampuan. Hani değişik kaplanı göstermiştir belki hakime size. Şampuanın, sabunun. Onları yok görüyorlar. Gelen çoğu diyor bunu, çoğu. Çoğu diyorlar. Aha dedim, sabun bu, şampuan bu. Ondan sonra ne bileyim, he, diş macunu yok mu, diş fırçası yok mu, kürdan yok mu, kulak çöpü yok mu? Bu. Ama ben bu otele geldim geleli yok onlar zaten. Hani. Kendin gel çengirken. Çengeldeyken vardı da, bu otelde yok. Neyse kural o. Ay biraz iyi olmadı mı kız böyle deme. Hakime güldün iyi. Bak bir pot kırdım yalım. Ya ne bileyim işte. Ay, herhalde pot kırdım iyi. Hayır yani. Hayır. Dedin ya ben geldim geleli yok. Öyle öyle. Su, şampu, neydi o? Sıvı el sabunu. Bunun ne var? Artık kettle'ımız da var, kahvemiz var, çayımız var. Onlar geldi ya, bağlandı ya. Hakim onlardan göstermedin mi? Birisi bana yazmış ama. Hakime zaten odalarda kettle olması lazım. Sizin otel bayağı geriden geliyor galiba diye. Doğru doğru, yoğdu. Yeni geldi. Senin gülüşünü seveyim mi? Yeni geldi geldi, doğru. Ay gözlerim yaşar. Gösterdin değil mi? Yok yok, benim gösterdim Barış takarken hatta da. Şey evet. Benim galiba sinirlerim bozuldu. Gülesim geldi ya. Ay kusura çoğu bakmayın. Çoğu diyor böyle de, insanın gülesi de geliyor aynen. Çoğu söylüyor misafirler. Şaşıp kalıyorlar, odaya giriyorlar. Öyle. Yarın çok çıkış var, sen ona yan. Yarın yine 6 tane hakimede, 2 de bende, 8 tane yine. O gün nasıl sana dedim ya, 9-10 tane var çıkış diye. 10 tane var dedim, 9 oldu. O gün yaptığımızda, bende çoğudu, hakimede 1 ya da 2 idi. Bunda da bende 1, bende 2. Bak bak, bir lafımı yanlış dedim, güldü görüyor musun? Bende 2, hakimede 6 tane. Yarın ha, ne yaparsan yap. Ben kaldım diye Fatma gibi. Ben kaldım. Asansörde bir denk gelme kadına. Ben gibi sayıyor sayıyor, konuşuyor. Bir şey de anlamıyorsun. Bir kelime anlamıyorsun. Ben de anlamıyorum. Hakime de anlamıyor. Söylüyor bir şey anlamıyor. Çok hızlı işte, konuşuyor. Çok stresli konuşuyor. O an anlaşılmıyor. Kendini yoruyor kadın ya. Mahvediyor kendini. Öyle. Ağlayacaktım kız. Neredeyse gülmekten. Sen ağlayacaksın şimdi. Gülüp durma o kadar. Vallahi ağlayacağım geldi. Bir Allah psikolojim bozuldu herhalde. Güzel, Allah'ım ağlatmasın. Rabbim ağlatmasın. Güldürsün hep inşallah. Güzel Allah. Amin inşallah. Allah'ım hep güldürsün. Ay ne kadar kötü. Saat kaç oldu? Üçüdü ya. İnsan bir der anne, saçını başını bir düzelt der. He oğlum, ürpermiş saçın hakime. Gülmekten. Böyle canlarım, sizlere de paylaşayım dedim. Vallahi kusura bakmayın, kendimi tutamadım. Ay. Bir an içimden gelen bir şey. Misafirler de bazen bizi şaşırtıyorlar. Biz onlar gelince odaya şaşırıyorlar. Biz de onlara şaşırıyoruz. Öyle geçiyor zaman işte. Çok mu geldi 12'de yani? Söylemeyin orasını galiba. Halen burada misafirimiz. Ama diğer misafirlerimiz de söylüyorlar öyle. Peki nasıl söyledi sana Almanca bunu? Belki Almanca anlattı. Zaten bir tane yabancı misafirim var. Senin dediğin gibi şöyle bir şeyler diyor. Anlamıyorsun Katya.
Anlamıyorsun. Sonra gülmeye başlıyorlar. Ben de gülüyorum. Bir tane bir misafir vardı senin. Bir tane birisi vardı karılı kocalı. Dışarıdan böyle inekleri, boyunları falan göstermişti. Sonra mü mü me me diye konuştuydu. Şey köşe odalardaydı, evet. Değil mi? Küçük odalardaydı. Kadın çok sertti ama. Adam böyle komik biriydi. Komikti, aynen, güzeldi. Ay yani iyiydi misafirler. Aman hangime. Güler abi. Ben kim gülmeyeyim de kim gülsün? Ben gülmeyeyim de kim gülsün? Ağlayayım mı illa yani? Ağlamam mı istiyorsunuz? Bak birden ben kesin ikizlerle alakalı bir şeyim var benim. Bir geleyim bir gideyim valla. Bir tane arkadaşım. Ah, geldi annem. Bak bir geleyim bir gideyim. Şey diyeceğim. Bir tane şey misafirim sen var. Sen tut da ben su koyacağım. Adamla İngiliz. İngiliz diyor, biliyor mu diyor. Yani İngilizce biliyor mu diyor. Ben de no diyorum. Aslında no dedin biliyorum. Neyse. Bir, iki, üç odalar onlar. Köşe odalarda, küçük odalardalar. Çocukluğu var bir tane de onlardan işte. Gelin oğlum oluyor bilmiyorum. O odayı size de çektim. Ben çektim, hakimeye atarım, görün bir. Bir beşlik var, onu gösterdim mi sana hakime? Bir beşlik var, çok değişik. Ay hakime diyor, ben korktum anne, bu nasıl bir şey böyle diyor. Öncelerden öyleymiş demek ki ama böyle şey, değişik bir şey beşlik. Bir görün bir atayım ben onu da hakime. Video mu çektin? He, videosunu çektim o beşiğin. Yani o İngilizlerin büyük ihtimal oğlu gelini diyorum ben. Adamla iki tane odada ayrı ayrı duruyor. Gelinle oğlan, çocuk bir odada duruyorlar. O beşikli odada duruyorlar. Anne hatta nerede şu buranın arkasındalar. Kaynana nerede? 8 numarada. Kaynana yok. Kaynanadan kurtulmuş. Rahime beni sert konuşturdum. Kaynana yok. Başlandı. Öyle ne güzel kayınpeder de. Valla orada ikisi de. Onlar ayrı odadalar. Anne biri, iki tane mi kayınpeder var? İki tane adam mı? Dövmeli. Yabancı konuşuyor. Bu şu boynun şuraya kadar dövme. Yüzü görünüyor tek adamın. Şimdi anne anlamadım. Bir inanın gösterivesem ya. Bak 5 numarada dediğim adam kalıyor. Dövmeli adam. 7 numarada yine yabancı bir adam. Ay çok bağlı. 7 numarada da ses. Man. Bakayım ben dur bir. Hep suçlan gibi. 7 numarada da adamın biri. Bu şu şeyin arkası 8 numaraya denk geliyor. 8 numarada da oğlan, gelin, çocuk. Beşikli oda bunun arkasında. İşte öyle. Şimdi kayınla ben anlamadım. Yok. Öyle işte. He. O iki adamdan hadi birisi babaları. İkincisi kim diyor? İşte bilmiyorum. O da belki biri kızın buası, biri oğlanın buası. Ama kaynana yok yine. Ben anlayamadım kızım öyle. Çok saçma. Değil mi? İki adam hadi bir odada kalabilir. Aa niye bir ev odada kalıyorlar? Vallahi bilmiyorum ben. Neyse biz kapatalım. Neyse kapat anne kapat. İyice karıştırdın lafı diyor hakime. Benim devreler yandı. Ama bakın iyi bir denk geldi de ben çekeyim dur. Onlar da size görün bir. Çok iyiler de. Çok iyiler. Dövmeliler mi diyorsun? Çok iyiler de. İyiler yani. Ama gelinle oğlan Türkçe de biliyor. Gelinle oğlan Türkçe de biliyorlar. Adamlar bilmiyor. Çıkardın anne? Belki arkadaşlar. Aa arkadaş da olabilir. Olabilir gelin kız biz kayınla bilmem ne çıkardık orta yere. Olabilir insan misafiri de tanımıyorum ben ya. Olabilir olabilir. Arkadaşlar belki. Sen mi kurguladın gelin çocuk damat? Bazen insan kurgular. Demek ki kurgulamışım falan da. Doğru. Doğru söylüyor hatime. Ay öyle işte. Bakın canlarım misafirimiz yani annemin misafiri anneme ne hediye etmiş? Kaşar peynir. Bunu da gördük. Bunu da gördük vallahi. Bunu da gördük. Ama şey yurt dışından getirmiş galiba bunu çünkü. Sana dedi kaşar peynir alacağım götür dedi. Şöyle göstereyim ama artık geçmiş bu. Aynen. Bayağı bir tavuklar yürümüş acaba ya. Kötü olmuş yani erimiş.
Tarihi var hala ama. O dün falan da hakime götürmedim ben. Atıvecin onu ya. Tarihi geçmiştir onun. 16.03.22 diyor. 2000 kaçtayız biz? Yemez, yemem ben, yemem. Kaçtayız 2000? Zehirleniriz bir de. Konuyu değiştiriyor. Kaçtayız biz? 2022. Emin misin? Eminim 2022'deyiz. 50 dirhem kaşarım. 2022'deysek Ocak, Şubat, Mart diyor bu. Ben Biz aklıma hangi aydayız? şaşarım. Ağustos. Geçmiş o zaman bu. Geçmiş olsun. Yenmez o ya, yenmez. Yenmez de tavuklar yer mi ki acaba, onu bile Yok bilmiyorum. yok, bence zehirlensin. Allah muhafaza, bir Ya. şey olur bile. Yani olur mu, olur. Tavuklara da mı? Tabii ki. Onlara da anne, onlara da. Dokunabilir ki onlara da diyor. Olabilir. Vallahi bilmiyorum. Neyse, bizim artık saatimiz geldi canlarım. Eve doğru gidiyoruz. Direkt hop evdeyim demeyeyim dedim. Bu sefer söyleyeyim. Evde görüşürüz. Evet, işten geldik canlarım. Gördünüz zaten, bayağı eğlenceli komik bir anlar yaşadık annemle beraber. Gül gül öldük, hatta neredeyse ağlamak üzereydim yani. Gözlerimden yaş bile geldi. Neyse, saat şu an 5:30'a geliyor. Birazcık dinlendik, oturduk. Şimdi yemek vakti. Canım vallahi kısır istedi. Kısır yapalım dedik. Evde de yeşillik malzememiz çokken değerlendirelim bozulmadan dedik. Hemen ben bulgur ısladım. Bir karıştıracağım bunu. Şunu bir karıştırayım. Gayet iyi, güzel yumuşamış. Oh, fıstık gibi. Bugün de böyle olsun dedik. Yine de kapağı kapalı dursun şöyle kenarda. Barışcığım da sağ olsun bana yardım ediyor. Ben de malzemelerini doğrayayım, gerisini sen yaparsın dedi. Öyle. İki tane mi soğan yaptın aşkım? İki tane sen dedin ya. Yani iki, üç, ne kadar bolca İnce şey. doğruyorum zaten. Kavuracağım salçayla beraber. Yağ, salça, soğan güzelce kavurup öylelikle bulgurumu ilave edeceğim. Diğer malzemeleri de çıkartıvereyim ben. Soğanımız hazır. Ben hemen şimdi bunları köselteyim. Biraz zeytinyağı, birazcık da normal yağ kattım. Güzelce ne karıştıracağım. Pembeleşinceye kadar. Bir güzel salçamı da kattım. Güzelce soğanla salçalarımı da kavuruyorum. Bir tatlı kaşığı domates, bir tatlı kaşığı da biber salçası kattım. Böyle. Ve bulgurumla birleştirdim. Birazcık da pul biber, karabiber kattım. Sosumuzu hazırladım. Tuz ekleyeceğim. Sonra tamam. Ve malzemelerimizi de ekledim canlarım. Sarımsak da ekledik. Birazcık da isot kattık. Vallahi harika görünüyor. Bir güzel bunu artık karıştıracağım. Sonra da yemeğimizi, yani kısırımızı afiyetle yiyeceğiz. Böyle olsun bugünlük de, ne yapalım. Allah bin bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Biraz cıvık gibi oldu. Domatesi falan ekledik ya, ondan galiba. Aman olsun, karın doyurmak değil mi bu? Öyle de doyuyor, böyle de doyuyor. İster et pirzola kebap ye, istersen iki yumurta çak. Öyle de doyuyorsun, böyle de doyuyorsun. Yanına işte bir şeyler daha koyarım, sonra da yeriz şimdiki. Afiyet bal şekeri olsun bizlere. Sonra görüşürüz canlarım. Tabii ki yemek yendi. Kısır efsane olmuştu. Güzeldi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Doğruyu söyleyeyim. 3 tabak yedim. Sonra da karnım bana çok yedim deyip durdum. daha sonrasında filmin adını, yani dizinin adını merak edenler vardı. Biz Netflix'ten izliyoruz. Filmin adı da gördüğünüz gibi, dizinin, film diyorum hep ya. Van Helsing. Eve dönüş, biz sezon 3 bölüm 11'deyiz. Düşünebiliyor musunuz? Düşünüyorsunuz. Şimdi durdurduk çünkü kahve yapalım dedik. Saat de şu an tam tamına 10. Bir son bölüm daha izleyip sonra da yatacağız artık. Çünkü zaten her bölüm 42 dakika falan. Yani 40 dakika deyin siz ona. Her bölüm bunu izliyoruz. Sonra yatacağız artık. Ne yapalım? Değil mi anneciğim? Değil mi kuzum? Değil mi benim çıtırım? Çıtırım. Oh, güzel annem benim. Güzel kızım. Oh. Oh mis.
kahve olarak da bu Nescafe'nin üçü bir arada Türk kahvesini yapacağım. Kettle'a su koydum. Bardaklarımı da çıkardım. Hemen yapıp gelip filmimize, dizimize. Kahvede hazır. Karıştırdıktan sonra tamamdır. Fişi de çektik. Artık veda vakti geldi. Canlarım benim, bir tanelerim, canım ablalarım, arkadaşlarım. Artık videomu burada sonlandırıyorum. İnşallah beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bunu biliyorsunuz zaten. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.